Herkese merhabalar. Mucit Pilot YouTube kanalında yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Bu videomuzda NEMA 17 serisi step motoru A4988 sürücüsüyle nasıl kontrol edebileceğimizi inceleyeceğiz. Bağlantı şemaları, dikkat edilecek noktalar ve Arduino kodunu hep birlikte uygulayıp başarılı bir proje yapmayı amaçlıyoruz. Hadi şimdi başlayalım. Öncelikle gerekli olan malzemeler bir adet Nema Step motora ihtiyacımız var 17 serisi. Bildiğiniz gibi Nema Step motorlar özellikle robotik uygulamalarında ve 3D printerlarda, CNC'lerde çokça kullanılan güçlü Step motorlar. Step motorun avantajlarını önceki videolarımızda hep birlikte incelemiştik. Step motorların en önemli özelliği bildiğiniz gibi adım adım kontrol edilebiliyor olması hassas bir şekilde kontrol edilmesi. Diğer bir ihtiyacımız olan malzememiz ise bu çalışmada bu step motoru sürmemiz için kullanacağımız e, piyasada yaygınlıkla kullanılan, sıkça bulunan, fiyatı da uygun olan A4988 e, serisi step motor sürücü kartı. Bir adet 100 mikrofarad 16 volt kondansatöre ihtiyacımız var. Bu kondansatör e, sürücü kartının voltaj dalgalanmalarına karşı korumak için gerekli. Bir adet 1 kilo ohm direnç kullanacağız e, kablolar ve e, arduino olarak da uno e, kullandım bu çalışmada başka kartlarda kullanabilirsiniz Ayrıca step motorumuzu harici olarak beslememiz gerektiği için ben 12 voltluk bir 3s lityum polimer batarya kullandım Siz herhangi bir 12 volt kaynak kullanabilirsiniz arkadaşlar isterseniz şimdi bağlantı şemasına bir bakalım Arkadaşlar arasında bağlantı şemamız çok karışık değil fakat güzel bir kaynak var internet üzerinde lastminuteengineers.com adlı bir site. Burada step motorlarla ilgili her türlü bilgi ve kaynak mevcut özellikle ben çalışırken bilgisayar başında değilsem bu şekilde çıktı alıp çalışmayı tercih ediyorum. Gördüğünüz gibi bu step motor sürücü kartının bağlantı pinout şeması. Step motor sürücü kartının üzerinde bir adet e, potansiyometremiz var ki bu akım koruma e, özelliğinin e, hangi akımda e, enerjiyi kesmesini istediğimizi ayarlamak için ona değineceğiz. E, sol taraftan itibaren enable pili var, pini var. Bu kartı aktif deaktif etmek için yazılımda. Biz bu çalışmada bunu kullanmayacağız ama bazı yazılımlarda e, kartı susturup tekrar çalıştırmak için kullanılabiliyor bu enable pini. MS-1, 2 ve 3 pinleri Step motorun full step, yarım step, çeyrek step, sekizde bir step, on altta bir step sürmek için kullanılan kombinasyonlar. Burada da gördüğünüz gibi bu kombinasyonlar bu pinlerin high veya low, 5 volt veya 0 volt olma durumuna göre step motorun hangi durumda sürüleceğini gösteriyor. Full step NEMA 17 motorlarda bir turu 200 step ile atıyor. Yani yaklaşık 1.8 dereceye geliyor bir adım. Hal step, quarter step, eight step, sixteen step de buna göre hassasiyeti arttırıyor. Bir 360 derecelik tur atması için daha fazla step yapması gerekiyor. Stepler küçülüyor, adım küçülmüş oluyor. Tam adım 16'da bir adım olarak adlandırabiliriz bu durumu. 16'da bir adıma doğru gittikçe tork azalır, hassasiyet artar. Full step'te hassasiyet azalır, tork artar arkadaşlar. Buna göre ayarlayabiliriz. Yine pinlerden devam edecek olursak reset pini. 5 numaralı pin ee, ve sleep pini. Yine sleep pini e, devreyi uyutmak, uyandırmak, reset resetlemek için kullanılıyor. Normal bağlantıda 5 ve 6'yı e, birbirine şaselememiz gerekiyor. Yapacağız. Step ve direction pinleri Arduino'dan e, step motorun hangi hızda döneceğini belirlemek için step, hangi yönde döneceğini belirlemek için de e, direction kullanılıyor. Saat yönü veya saat yönü tersi olacak şekilde. E, sağ üst köşede V motor ve ground var. Buradan motoru harici olarak besliyoruz. İşte kondansatörü bu araya atmamız gerekiyor. Ondan sonra 14, 13, 12 ve 11 numaralı pinler step motorumuza bağlayacağımız 4 adet kablonun bağlantıları. Burası da 5 volt ve eksi olarak kartı enerjilemek için kullanacağımız 5 volt bağlantısı kabaca bağlantı kartın bağlantı pin bu şekilde. Hemen yine breadboard üzerinde bunu uygulayacak olursak kartımızı resimdeki şekilde yerleştirdik. Gördüğünüz gibi potansiyometremiz burada. Şurası V motor ve V ground. Buraya dikkat edelim. Eksisi eksiye artısı artıya gelecek şekilde 16 volt 100 mikroforatlık bir kondansatör ekledik. Bu voltaj dalgalanmasına karşı kartı korumak için. Yine 4 adet motora giden kablomuz. 5 volt Arduino'dan gelen 5 volt artı ve eksimiz. Kartı 5 volt enerjilendirmek için. Bunu harici bir 5 volttan da alabilirsiniz. Ee, daha sonra bu tarafta e, Direction ve Step pinleri Arduino'ya gidiyor. Sleep ve Reset gördüğünüz gibi şurada. Şu e, bordo kabloyla da Sleep ve Reset'i birbirine e, şaseledim. E, yine Step'ten. 1 ee, kilo ohmluk bir e, direnci alıp e, eksiye toprak hattına bağlıyoruz. Bu da yine e, kartı e, koruma amaçlı yaptığımız işlemlerden bir tanesi. E, sonra burada 5 voltu Arduino'dan, 5 volt ve ground çıkışını Arduino'dan şu alt tarafa verdim. Bu alt taraf 5 volt bölümü, yukarıdaki satırda e, satırda 12 volt bölümü. Buradan bataryamıza bağlayacağız 12 voltu bu şekilde. Ee, Genel olarak bağlantı şemamız bu arkadaşlar. Ee, yine ben videonun açıklamalarına e, bağlantı şemasını detaylı olarak koyacağım. Özellikle step motorların e, bağlantılarında internette genelde hatalı e, gösterimler var. E, ben düzgün çalışan şeklini e, yine devre şemasına olması gerektiği gibi Koyacağım arkadaşlar. İsterseniz şimdi bir de bu kartı aldığımızda 4988 sürücü kartını aldığımızda üzerinde ayarlı olarak gelmiyor akım hissedicisi potansiyometresi. Şimdi bunun nasıl ayarlandığına bir bakalım isterseniz. Evet arkadaşlar 4988 sürücüleri ilk satın aldığımızda geldiğinde üzerindeki akım limitleyici potansiyometrenin ayarlı olmadığını ve ayarlamamız gerektiğini söylemiştim. Şimdi bunun nasıl ayarlanacağına bir bakalım. E, bağlantı şamasında tek farklılık e, normalde Arduino'ya girdiğimiz step ve direction pinlerini Arduino'ya bağlamıyoruz. 5V'a çıkış veriyoruz. 5 volta bağlıyoruz. Bunun 5 volta bağladıktan sonra referans ölçümü için hazır hale geliyor ve e, yine e, nötr'den, toprak hattından direkt vidanın üstünden Temas ettirecek şekilde referans voltajını ölçüyoruz. Şöyle bir formülümüz var arkadaşlar. Akım limiti eşittir referans voltajı çarpı 2,5. Buna göre bu sürücüler 1 ampere kadar gayet sorunsuz. Üzerinde soğutma olmadan çalıştırılabilir. Limiti 2 amper. Limitini çok zorlamamak lazım. Üzerinde soğutucu olması durumunda 1,5 amper civarında rahatça Çalıştırabilir arkadaşlar. Bu formüllerinde bakacak olursak 1.5 amperi burada bulabilmek için referans voltajının yaklaşık 0.6 civarında olduğunu görebiliriz. O yüzden potansiyometreyi ölçüp buradan çevirerek 0.6 volta ayarlarsak ölçü aletini kartımızın akım limitleyicisini ayarlamış olacağız arkadaşlar. Şimdi isterseniz şöyle bir enerji verelim ölçelim. Önce Arduino'yu enerjilendiriyorum takiben de harici bataryayı e, enerjilendiriyorum. Bir diğer dikkat edilecek husus arkadaşlar genelde bu kabloları söküp takarken e, dikkat etmek lazım. E, çok jumper kabloları söküp çıkarmamak lazım. Şu an ölçüyorum arkadaşlar. Evet, bakalım şöyle. Gördüğünüz gibi e, 0.62 63 civarında ben bunu daha önceden ayarlamıştım. Yine bu şekilde potansiyometreyi çevirerek bunu azaltıp arttırabilir ve akım limitleyicisini ayarlayabiliriz. Bunu ilk geldiğinizde yapmamız gerekiyor. Yoksa ilk geldiği şekilde takarsanız zaten step motorunuzu muhtemelen gücü yetmediği için döndürmeyeceğini görürsünüz arkadaşlar. Akım limitleyici ayarını da yaptıktan sonra şimdi çalıştırmaya hazırız arkadaşlar. İsterseniz Arduino kodunu yükleyelim ve bir devremizi çalıştıralım, step motorumuzun nasıl döndüğünü bir görelim. Evet arkadaşlar isterseniz şimdi bir de Arduino tarafına bakalım koda. Ama koda geçmeden önce size faydalı bir kaynak göstermek istiyorum. Benim kullandığım kaynaklardan biri lastminuteengineers.com isimli bir site. Burada birçok sensörün veya komponentin Arduino'ya nasıl kullanıldığına yönelik güzel açıklamalar var, detaylı. Çoğu yerde bulunmayan. Ben bu kaynağı kullanıyorum. Videonun açıklamalar kısmına eklerim. Buradan incelersiniz. Burada 4988 ile beraber step motorların NEMA 17 serisi step motorunun nasıl sürüleceğine dair çok detaylı teknik bilgi mevcut. Özellikle sürücü kartı ile ilgili. Burada sürücü kartının hangi pinlerinin ne olduğu pin diyagramı diagramı. Voltajlarının hangi voltajlar arasında bağlanması gerektiği. Örneğin motorları 8 volt ile 35 volt arasında beslememiz gerekiyor. Eğer 8 voltun altında bir harici voltaj verirsek motor voltaj kısmına zaten çalışmayacaktır. Buna dikkat edin. Genelde 12 volt civarında kullanılıyor. NEMA motorlarla bunu biliyoruz. Motorunuzun da buna uyumlu olduğuna dikkat edersiniz. Yine kartı enerjilendirdiğimiz kısımdan ise 3 ila 5.5 volt arasında kullanmamız gerektiğini söylüyor bize. Evet. Devre şeması kısmında bahsetmiştim. Şu araya da eksi eksi artı artı artıya gelecek şekilde bir kapasitör bağlamayı unutmuyoruz. 100 mikrofarad yeterli olacaktır. 16 volt 100 mikrofarad. Arkadaşlar burayı incelersiniz. Şimdi biz kodumuza dönelim. Kodumuz oldukça basit. Test amaçlı yazdığımız bir kod. Step motor Nema test kodu. Arkadaşlar bu kodda gördüğünüz gibi önce direction pinimizi belirliyoruz. 3 3'e bağlı. Step pinimiz 4'e bağlı. Bir turdaki adım değişkeni de motorumuzun NEMA17 step motorun bildiğimiz için 200 adım olduğunu full step modunda bunu tanımladık. Daha sonra bu iki pinin output olduğunu söyledik. Döngümüzün içinde başladık. Önce motorumuzu çev çevirmek için direction pin'ini high yaptık. Arkadaşlar direction pin'ini high yaptığımızda saat yönünde dönüyor. Low yaparsak saat yönünün aksinde dönüyor. Bir turdaki adım sayısını e, yukarıda almıştık 200 olarak. For döngüsü içinde 0'dan 199'a kadar olacak şekilde 200 adım attıracak şekilde motorumuza e, bu sefer step pinini high'a çekiyoruz. 2000 mikrosaniye high'da bekletiyoruz. Lowa çekiyoruz, 2000 mikrosaniyede de lowda bekliyoruz. Bu sürelerle mikrosaniyelerle oynarsanız da e, bu şu an buradaki kod e, 0'dan 200'e kadar olacak for döngüsü, bunun 360 derece dönmesini sağlayacak. Buradaki zamanlarla oynarsanız da dönüş hızını değiştirebilirsiniz. Birim zamanda ne kadar çok pulse giderse o kadar hızlı döneceğinden buradaki mikrosaniyeleri küçülttüğünüzde daha hızlı dönecektir, büyüttüğünüzde daha yavaş dönecektir arkadaşlar deneyerek de bulabilirsiniz. 1.360 turu bekledikten sonra 1 saniye bekledik. Çünkü aksiyonu da çevireceğiz. Bu sefer dönüş yönümüzü low'a çektik. Saat yönünün tersine olacağını söyledik. Yine 200 adım atacak şekilde bu sefer aksiyonda motorumuzu çevirdik. Yine 1 saniye beklettik arkadaşlar. Kodumuz bu şekilde. Bu kodu isterseniz şimdi çalışırken deneyelim. Evet arkadaşlar Arduino kodunu da e, karta yükledik. Bu kort kabaca e, bir yönde 360 derece, takiben de aksi yönde 360 derece döndürecek step motorumuzu. Şimdi step motorunda da harici elektriğini verip çalışmasını gözlemleyelim. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar bir yönde 360 derece dönüyor, takiben ters yönde 360 derece dönüyor step motorumuz. Arduino kodumuzdaki temel mantıkta da aslında bizim için belirleyici olan step ve direction bağlantıları. Direction bağlantısı sıfır veya bir olma durumuna göre motorun döneceği yönü belirliyor. Bunu söylemiştik. Motorun dönüş hızını belirleyen şey ise step pini. Biz step pininden birim zamanda ne kadar çok sinyal gönderirsek step motor o kadar hızlı dönecektir. Birim zamanda ne kadar az sinyal gönderirsek step motor o kadar yavaş dönecektir arkadaşlar. Buna göre de ayarlayabiliriz. Yine az önce belirttiğim full step, half step, quarter step, 8'de bir step, 16'da bir step şekilde de bir adımda ne kadar döneceğini belirleyebiliriz. Normalde standartta Nemo motor, Nemo 17 serisi, Nemo 17 serisi motorlarda arkadaşlar full step 200 adım olarak geçer. Yani full step modundayken hiçbir MS pini bağlı değilken full step çalıştırırsanız bir turu 360 dereceyi 200 adımla olacak şekilde atar. Şimdi biz de burada full step çalıştırıyoruz. Kodumuzda zaten hatırlarsanız 0'dan 200'e kadar for döngüsünü yapmıştık. Bu yüzden 200 adım atıyor. 200 adım attığında da full step modunda olduğu için 360 derece dönmüş oluyor motorumuz. Buna göre diğer adım durumlarını da step sayısını arttıracak şekilde paralel. Mesela half step yaparsak 400 adım attırmamız gerekir quarter step yaparsak 800 adım attırmamız gerekir. Bu şekilde kodumuzdan ayarlayabiliriz. Arkadaşlar bu videomuzda sizlerle birlikte Nema 17 serisi step motorların A4988 sürücüleriyle birlikte nasıl kullanıldığını, bağlantı şemasına dikkat edilmesi gereken hususları ve çalıştırmak için gerekli Arduino kodunu inceledik ve örnek bir proje gerçekleştirdik. Umarım sizler için bilgilendirici ve tatmin edici olmuştur. Beğendiyseniz lütfen beğene tıklamayı ihmal etmeyin ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sorularınızı ve yorumlarınızı, varsa eleştirilerinizi videonun altına ekleyebilirsiniz. Gerekli malzemeler, bağlantı şeması ve kod hepsi açıklamalar kısmında mevcut arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi seyirler dilerim.